Sonra Allah-u Teala'yı zikretmeden ve peygamberine selat-ı şerif okumadan ayrılırsa o meclis onlara kıyamet gününde ancak bir pişmanlık olur buyuruyor. Evet kardeşim, hangi meclis olursa olsun ne olur? Salat getirmeden, zikir etmeden ayrılmayalım. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sohbet için Savaş Özdemir hocamı buraya davet ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sözlerime başlamadan önce sizlere bir tane talebim olacak. Hepinizin ayağa kalkmasını istiyorum. Tamam kardeşlerimiz de ayağa kalksınlar. Sağınızdaki, solunuzdaki, önünüzdeki, arkanızdaki tanıyın ya da tanımayan kardeşinizle bir musafaha yapın inşallah. Şimdi ikinci isteğime geldi. Anneler ve babalar yanlarında bulunan yavrularını şöyle kucaklasınlar, öpsünler, koklasınlar. Çünkü günümüzün muhabbeti, konuşması bu mimar üzere olacak inşallah. Bismillah. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Hamdimiz, bizleri kendisine kul, kendisini bizlere yar eyle, bizleri varlığından haberdar eyle, kendisine yapacağımız kulluğu kendisini davranda peygamberiyle bizlere öğretin Allah-u Teala'yadır. Hamdimiz, en ufağının dahi şükrünü hakkıyla eda edemeyeceğimiz sayısız nimeti bizlere bahşeden Allah-u Teala'yadır. Sözümüzün öncesinde ve sonrasında başımıza gelen her türlü durumda hamdimiz alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Elhamdülillah ala kulli hal. Allah'ın salat ve selamına Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçmiş olan ve özellikle alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti ayrılan İslam yolunun yolcuları olan Sulehan'ın, Şehidan'ın, Ulema'nın, Evliya'nın ve bütün mümin kullarının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın inayeti ve nusreti de şu an nefes alıp vermekte olan günahları, sevaplarını geçmiş bulunan biz kullarının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yüreklerimizde taşımış olduğumuz sevginin bir tezahürü olarak onun doğum ve bir tarihi bilgi olarak da söyleyip vefat etmiş olduğu gün bir araya geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasını anmak, ondan kendimize bir liste kapmak için bir araya geldik. Bugün ben sizlere nasip olursa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aileyle alakalı ortaya koymuş olduğu genel çerçeve etrafında bir konuşma hazırladım. Her şeyden evvela Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı din hususunda bizlere rehber kılmış, önder eylemiş ve onu vazgeçilmeyecek nitelikte bir örnek kılmıştır bizler için. Bizler tutum alışlarımızda, düşüncelerimizde, hayata yönelik davranışlarımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu örneklik çerçevesinden gerektiği gibi istifade etmek, hayatımıza Resulullah'ın sünnet-i seniyyesi çerçevesinde bir düzen vermekle mükellef olduğumuz bilincinde olan müminleriz. Ancak bizler bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dört başı mamur olarak gönderilen dinin tebliğcisi, tebliğcisi ve temsil edicisi olma özelliğini maalesef
bütünlüğüyle kavrayabilmekten uzak bir hale gelmiş bulunmaktayız. Bizler öyle bir haldeyiz ki susuzluk çekip de çeşmenin başında oturan ancak diğer insanlardan susuzluğumuzun giderilmesini isteyen insanlar mesafesindeyiz. Bizler hazine sandığının üstünde oturup da insanlar bizim açlığımızı, yoksulluğumuzu gidersinler diye el açan pozisyona gelmiş bulunmaktayız. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla gönderilen dinin müminlerin sunmuş olduğu tasavvurdan kendimizi uzaklaştırmış bulunmaktayız. Bunun birçok sebebi var. Ancak ben tarihi anlamda Müslümanların karşı karşıya kaldığı üç büyük meydan okumanın üçüncüsünün bunun asıl sebep olduğu kanaatini taşımaktayım. Müslümanlar 1400 yıllık tarihleri boyunca kendi meslebi bölünmelerini bir meydan okuma olarak görmüyoruz. Meşrulaştırıcı mahiyette dinin temel metinlerini hep bir mezhep kullanmaya çalışmış ve bunu yaparken de dinden ayrılmak gibi bir gaye gözetmemiştir. Bu kısmı geçiyorum. Müslümanlar tarihinde üç büyük meydan okumayla karşı karşıya kalmışlardır. Müsaadenizle ayağa kalkmak istiyorum. Bu meydan okumalardan ilki Haçlı Seferleri olarak adlandırılan meydan okumadır. Miladi 11. asırda meydana gelen ve akabinde birkaç asır devam eden Haçlı Seferleri Müslüman dünyasını tarumar edecek hale gelmiştir. Müslümanların üç büyük mescidinden birisini içerisinde barındıran Kudüs'ün işgal edilmesiyle, İslam topraklarının tarumar edilmesiyle Müslümanlar büyük bir meydan okumayla baş başa kalmışlardır. Ancak Müslümanlar bu büyük meydan okumayı inanç değerlerine yaslanarak ortadan kaldırmışlar ve bu büyük meydan okumanın karşısında mümin olmanın, ümmet olmanın gereğini yerine getirerek meydan okumayı boşa çıkartmışlardır. Haçlı seferlerinden sonra müminlerin ikinci büyük meydan okumayla karşılaşmış oldukları olay Moğol istilasıdır. Abdülkadir Geylani'ye bağlıdır. Orta Asya olarak adlandırılan coğrafyadan ta Anadolu'nun içlerine kadar Mısır sınırına kadar gelen Moğollar taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacak nitelikte İslam dünyasını tarumar etmişler. İslam medeniyetini ortaya çıkartan ilmi geleneğe büyük bir darbe vurmuşlardır. Müslümanlar bu büyük meydan okumayı da ortadan kaldıracak nitelikte dillerine sarılmışlar. Kendi inanç değerlerinden neşet eden bir mücadele yöntemiyle Moğolları da İslam'ın bir unsuru haline getirecek nitelikte bu meydan okumayla başa çıkartmışlardır. Ancak Müslümanların karşı karşıya kaldıkları üçüncü büyük meydan okuma Müslümanları kendilerinden uzaklaştıracak bir sonuç doğurmuştur. Sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte başlayan, Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte zirveye ulaşan İslam coğrafyasının Anadolu, İran gibi coğrafyaları haricinde tamamını işgale uğratan bir meydan okumayla karşı karşıya kaldık. Şunu unutmayın, toprakların işgal edilmesi geçicidir. Gücünüzü toplarsınız, işgal edilen toprakları geri alırsınız. Ama zihinleriniz işgale uğramışsa, zihin işgalinden kendinizi kurtaracak çözümü bulamazsınız. Ve İslam dünyası üçüncü büyük meydan okumada maalesef bu zafiyete düşmüştür. Yenilgiyi zihnen kabul etmiş ve kendilerini yenen insanları taklit etme yoluyla kendilerine hayat alanı açma çabası ve gayreti içerisinde olmuşlardır. Görün mü, geldi. 7 asır önce yaşamış olan Allah rahmet eylesin. İslam dünyasının en cins kafalarından birisi olan İbn Haldun diyor ki yenilenler kendilerini yenilgiye uğratanları takdir ederler. Biz de zihnen yenildiğimizi kabul ettiğimiz için gerçekten bizleri yenenleri hayat biçimi olarak takdir etmekteyiz. Osmanlı'nın efsanevi lideri Ali İzzet Nebovic ile bu hususla alakalı olarak şu sözü söyler. Savaş cephede kaybetmekle kaybedilmez. Savaş, düşmana benzemekle kaybedilmez. Ve maalesef bugün Müslümanlar
benzeme hastalığıyla kaybediş işiyle gelmişlerdir. Bu kaybediş bizim inançlarımızdan, geleneklerimizden neşet eden birçok kurumumuzu örselemekte. Bu örselenme sebebiyle oğlum, bizler toplum olarak travma yaşamaktayız. Türkiye üzerinde konuşacak olursak. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Tutum alışlarımız Müslümana yakışan tutum alışlar değil. Hamdolsun İslam ümmetinden izliyoruz. Yaşam biçimimiz İslam ümmetine yakışır nitelikte değil. Uğruna canlar feda olsun Resulullah'ın ümmetinden izliyoruz. Resulullah'ın ortaya koymuş olduğu hayat ölçülerinden kat be kat uzaktayız. Bugün sizlere aileden bahsedeceğim. Günümüzün Çanakkale'si olarak adlandırılan aile kurumu büyük bir örselenmeyle karşı karşıya kalmıştır. Ve Müslümanlar aileyi kaybetmekle karşı karşıya kaldıkları büyük sorunların kapısını da açmış bulunmaktadırlar. Bir toplumun güven içerisinde geleceği yürüyebilmesini temin eden en önemli unsuru ailedir. Bir insanın hayata tutunabilmesini sağlayan en önemli eğitim kurumu ailedir. Ve bugün bizler maalesef örselenmiş bir aile yapısıyla karşı karşıya bulunduğumuz için birçok problemi yaşayabilmekteyiz. Evlilik hayatını zorlaştırıcı birçok unsur bulunmakta. Evlenme yaşının gecikmesi insanların ekonomik refahlarını önceler mahiyette hareket etmeleri ve insanların maalesef evliliği zorlaştırıcı mahiyetteki konfora yönelik talepleri evliliği ertelemekte, geciktirmekte ve zorlaştırmakta. Geciken, ertelenen ve zorlaşan evlilik gayrimeşruluklarının da yolunu maalesef açmakta. Ve gayrimeşruluklarla insanların fıtratlarında olanı tatmin etme yoluna müracaat etmeleri meşru olandan soğumalarını da beraberinde getirmektedir değerli kardeşlerim. Bugün aile kurum olarak, aileyi oluşturan anne babalar şahıs olarak, evlatlar şahıslar olarak büyük bir tehdidin içerisinde bulunmaktadırlar. Tatmin etmiş olduğumuz vatanın değer sistemini iki ifadeyle, iki kavram ile sizlere tanımlayabilirim. Bunlardan ilki özgürlük kavramıdır. İkincisi açık toplum kavramıdır. Özgürlük kavramını ise kim tanımlamıştır? Fransız ihtilalinin fikir babalarından olan Jean-Jacques Rousseau. O şöyle der. Bir insan bir başkasının özgürlük alanına müdahale edinceye kadar özgürdür. İşin içerisinde inanç yok. İşin içerisinde ahlaki kayıtlama yok. İşin içerisinde hukuki kayıtlama yok. Bir başkasının özgürlük alanına müdahale edinceye kadar özgürüm istediğimi yapabilirim. Burada bireyselleşmenin önü açılır. Burada insanın bedenine yatırım yapmanın önü açılır. İnsanın hazzına yönelik hareket etmesinin önü açılır. Batı toplumu bugün bu hale gelmiştir. Özgürlük kavramı insanı her türlü değerden soyutlar mahiyette bir hal aldığı için Batı toplumları büyük bir çöküş yaşamakta ve maalesef biz o çöküşü kendimiz için büyük bir örnek olarak görüp taklit edecek hale gelmiş bulunmaktayız. İnsanların içmiş oldukları içkiler, insanların yaşamış oldukları o havai hayat tarzı maalesef gençlerimiz arasında revaç bulmuş bulunmakta. Ve gençlerimiz bugün Müslümanların ortaya koymuş oldukları rol modellerini kaybettikleri için batılı rol modellerini hayatlarının rol modeli olarak kabul etmekte ve onların yapıp ettiklerini kendi davranış kalıpları haline getirmektedirler. Ali. Batı toplumunun üzerinde yükselmiş olduğu ikinci önemli unsur açık toplumdur dedik. Açık toplum kavramını Batı'ya hediye eden kişi ise İngiliz filozof Karl Popper'dır. O açık toplumu uzunca bir tarihle tanımlıyor ama şöyle bir ifade kullanıyor. Değişmez olduğu düşünülen tabuların değişebilir olduğu ve diğer insanların da ellerinde bulunanın doğru olduğunu kabul edilebilir olduğu bir toplum diyor. Değişmez denilen tabu nedir biliyor musunuz? Dindir. Din sabit kelim üzerinde yükselir. Değişen yönleri vardır. İçtihadi alana
karşılık gelen yönleri vardır ama din sabiteler üzerinde yükselir. Siz değişmez denilen tabuların değişimini kabul ettiğinizde dinin de değiştirilebileceğini, dinin de hayatın dışına atılabileceğini kabul etmiş olursunuz. Ki Karl Popper'ın kendisi ateist bir filozoftur aynı zamanda. Ve maalesef bizim ilahiyat alanında veyahut da felsefe alanında çalışmış olanlar Karl Popper'ın yanlışlama ilkesinden yola çıkarak ateizmin büyük bir zafiyet geçirdiğini iddia ederler. İş öyle değildir. Elimizde olanı elimizden alacak mahiyette uyanık bir filozoftur ve biz elimizde alınmış olan din ve maalesef Karl Popper'ın inşa etmiş olduğu açık toplum düşüncesi çerçevesinde elimizden alınmıştır değerli kardeşlerim. Özendiğimiz, örnek almış olduğumuz Batı kendisine dahi himmet edemeyecek niteliktedir. Kendisi bu himmete muhtaç dedi, kendisinden gayrı kime himmet edememiştir ya, bir arifimiz Avrupa topluluğu öyledir. İki tane örnek vereyim Avrupa topluluğunun ahlaki çöküşüyle alakalı olarak. Bugün Avrupa toplumunda single mothers denilen bir sosyolojik toplum oluşmakta. Tek başına yaşayan anneler anlamına geliyor. Kadın hasrın peşinde koşuyor, kimin ne olduğunun önemi yok. Hasrını tatmin ediyor ve doğurmuş olduğu çocuğun bakıcısı kendisi oluyor. Çocuk babasını tanımıyor çoğu zaman. Babam kim bilmiyorum. Nasıl bilmesin? Ve birçok kişiyle beraber oldum. Cevabıyla karşılaşan ve maalesef nesebi kaybolmuş bir toplum haline geliyor Avrupa toplumu. İkinci hususla böyle bir kadın çocuğunu doğurduğunda yeter ki nüfusumuz varsın düşüncesiyle hastanelere çocuk bırakma kurumları yapılıyor. Ve deniliyor ki sen çocuğunu buraya bırakabilirsin. Sen bakmazsan biz parayı verip de bakacak nitelikli insanlar bulabiliriz. Siz yeter ki doğurun. Nasıl doğurursanız doğurun düşüncesi hakimdir. Almanya'daki hastanelerde böyle uygulamalar söz konusudur. Bir diğer hususla eşcinsel evliliklerin yasal koruma altına alınmış olması. Allah-u Teala'nın Hazreti Lut'un kahrolan Sodom ve Gomorra'yı örnek olarak vermesi ve onlara hilaf ediyor oluşu Müslümanlar açısından ibretlik bir durumken Sodom ve Gomorra'nın hastalığı batıya sirayet etmiş, bunu kanuni bir koruma altına almışlar. İnsan bedenine yapılan yatırımın oğlum ya maddi getirisini elde etmek için böyle adım atmışlar ve maalesef bizler bugün LGBT aracılığıyla bu Anadolu topraklarında bunun önünü açacak olan organizasyonların baş göz edecek hale gelmiş bulunmaktayız. Böylesi bir ortamda Batı'nın taklit edildiği, Batılı değerlerin bu ülke insanının tek değeriymiş gibi dans edildiği bir ortamda İslam'dan neşet eden Allah'ın emri, Peygamber'in sünneti, müştehit imamların icma ile sabit olan evliliği nasıl koruyacağız? Bu evlilik yoluyla Allah-u Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu nesillerimizi nasıl Allah-u Teala'nın rızasına uygun ameli salih sahibi insanlar haline getireceğiz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sizlere bu problemi tek başıma çözeceğim demiyorum. Biraz önce sizi ayağa kaldırdım ve birbirinize sarılın dedim ya, musafaha yapın dedim ya. Normalde bunun bir amacı vardı. Yeri geldiği zaman söylemek amacıyla böyle bir fiiliyatta bulundurdum sizleri. Kolektif bir bilince sahip olmak durumundayız. Bir kul olarak, bir insan olarak savaş, yani adım. Ben bu problemi biliyorum ama tek başıma çözmekte acizim. Neyse bu problemi tek başına çözmekte aciz kalır. Abdurrahman Hoca bu konuda problemi çözme hususunda aciz kalır. Arif Bey, Mehmet, Ramazan bu problemi çözme noktasında aciz kalır. Ama bizler kolektif bir bilinç ile Allah-u Teala'nın kulları olduğumuz düşüncesine sahip olursak, ümmet olma düşüncesini yaşamış olduğumuz dar çerçevede dahi hayata hakim kılma çabası içerisinde olursak bir yol almış oluruz. Ve bunu yaptığımız zaman kendi iç yaşamımızda, Müslümanlar arasındaki yaşamda karşılaşmış olduğumuz problemleri çözecek bir imkanına kavuşmuş oluruz. Bunu yapabilmek için sahip olmamız gereken bir diğer hususla
kaybetmiş olduğumuz dünya tasavvurudur. Bugün yaşamış olduğumuz dünyayı inşa eden zihin, biz Müslümanlara ait olan bir zihin değildir. Liberal, kapitalist dünyayı inşa eden zihin, kendisini inançtan, ahlaktan, her türlü değerden yoksun bırakan bir zihindir. Ve bizler